Dedi ki yani şu anki zam bile, hani diyoruz ya kırmızı et fiyatları çok arttı, yani tüketici şikayetçi, ama diyorlar ki yani bu bile yeterli değil, bizim maliyetlerimiz o kadar arttı ki biz hayvanlarımızı kesmek zorunda kalıyoruz diyorlar, yani hani sürdüremiyoruz bu şekilde. Ne diyorsunuz, artar mı et Bakın fiyatları daha böyle? elbette ki Ramazan artıyor, da var artacak. önümüzde. Sadece Ramazan boyunca bazı sübvansiyonlar ve piyasa denetimleriyle belki bu artışı belli ölçülerde engellemeye çalışabilirler ama özü itibariyle artmak durumunda. Çünkü girdi maliyetleri çok artıyor. Bakın girdi maliyetleri tarım girdi fiyat endeksleri de %40-42 olduğu dönemde o dönem üretilen ürünlerin üretici fiyat endeksleri %30'lar civarında kalıyor. Çiftçi zarar ediyor. Bakın süt hayvancılığı et için en önemli hayvancılık tarzıdır. Çünkü inekler doğum yaptıktan sonra süt alabilirsiniz inekten. Doğum yapınca da yeni bir birey daha oluşturur. Popülasyon da böylece artar. Siz eğer süt piyasalarını destekleyip de çiftçinin zarar etmesini engellemezseniz o hayvanlar kesime gider çünkü yeterli sütü alamayıp kazanç elde edemiyorsa çiftçi bakmak durumundan vazgeçer. Kesime gittiğinde de önünüzdeki 10 yıl boyunca, 5 yıl boyunca kesime giden her hayvanın doğuracağı yeni yavru, yeni birey olmayacak demektir. 2018'de bu olay yaşandı. 1 milyon başa yakın hayvan kesime gitti. 9,2 milyar dolar zarar ettik hayvansal varlık itibariyle. Şimdi de 500 binin üzerinde olduğu hatta 1,5 milyona yakın olduğu ifade ediliyor. Kırsalda hayvancılıkla uğraşan çiftçilerle yaptığımız görüşmelerde hiç hayvanını kesime göndermediğini, göndermeyeceğini söyleyen kimseyle Aa, karşılaşmıyoruz. ne kadar Et Süt kötü değil Kurumu'nun mi? kesimhaneleri sıra veriyor artık çiftçilere, sıra. Evet. Yani bu Dolayısıyla üretimin daha da çok vahim azalacağını, bir durum. fiyatların da daha da artacağını gösteriyor. Gerçekten